İyi geceler. Başladı program. Nefis bir ekiple karşınızdayız. Şenol Hocam, Erdal Hoş Senadok, bendeniz. İki saat boyunca futbol konuşacağız. Fenerbahçe, Lugano'yu 2-1 yenerek elemeyi başardı. Karşılaşmayı konuşacağız. İyi geceler, hoş geldiniz. İyi geceler, hoş bulduk. İyi geceler. Sevgiler Batur. Güzel bir gece oldu. Fenerbahçe turu aldı. Lille eşleşti. Aslında birçok başlık konuşacağız ama bir genel yorumla başlayalım. Jose Mourinho Hoca'nın basın toplantısı da önemliydi. Oradaki noktaları da vereceğiz. Yukarıda Oğulcan'la konuştuk, hazırladı konu. Ekranlara taşıyacağız. Caner abiden, yönetmenimden rica edeceğim. Şenol Hocam, seninle başlayalım. Bir genel yorumun maça dair. Beklediğimizden biraz zor oldu belki, özellikle ilk yarı itibariyle, ama sonuçta tur geldi. Evet, ilk önce iyi akşamlar. Gecenin bu saatinde ilk defa, değil mi? Yan yana geldik. Ama ekip güzel hocam. Ama güzel. Evet. Fenerbahçe'yi tebrik ederim. Evet, beklentimizin altında kalan bir oyun. Sadece bu maç üzerinden değil, ilk maçı da değerlendirecek olursak, iki maçı da değerlendirecek olursak, beklentimizin altında kalan bir oyun. Bugün herhalde Lugano takımının ligleri erken başlamasının getirmiş olduğu bir fiziksel üstünlüğü çok bariz, net gördük Fenerbahçe karşısında. Özellikle ilk devre Fenerbahçe oyuna girmekte çok geç kaldı. Hatta bir ara neredeyse 2-0 olacak dediğimiz pozisyonda Livakovic, zaman zaman eleştirdiğimiz, hani Fenerbahçe kalesinde çok basit goller yedi diye eleştirdiğimiz Livakovic'in müthiş bir refleksiyle maç 2-0'dan döndü. İkinci devre İsmail Yüksek'in oyuna girmesiyle, ilk devre İsmail Yüksek'in oyuna girmesiyle Fred'in sakatlanması, daha sonra Mert Hakan'ın da ikinci devre orta sahaya getirdiği dinamizmle Fenerbahçe ilk devreden daha farklı bir performans çizdi. Özellikle ikinci devre. Ve rakip takımdan daha fazla, rakip takımın ceza sahasına girdi. Ona da dikkat ettim. Genelde 24 ve 13. Bu önemli bir kriter. Ama özellikle ikinci devre İsmail Yüksek'in performansı, Cicu'nun performansı, Dzeko'nun performansı, iki maçta 4 gol ve onu da ekleyeceğim, Livakovic'in de o kurtarışını ekleyeceğim bir futbolcu. Yani 4 futbolcuyla bu akşam hani göze batan futbolcular olarak dikkatimi çekti. Ve turu da geçmesini bildi son dakika attığı golle. Önemli olan bugün için turu geçmek. Tabii ki. Ama Lille maçına yeter mi diye sorarsan bence daha çok yol kat etmeleri gereken bir tempo var. Detaylı konuşacağız zaten, hem bu maçın noktalarını hem de Lille maçına dair görüşleri. Erdal Hoş, senden de bir genel yorum alayım. Çok kısa, geçtiğimiz yıl ya da ondan önceki yıl sevgili Uğur Meleke bir yazı yazmıştı. Çok katılmadığımı söylemiştim. Acaba ligleri biraz erken mi açsak? Bu ön elemeler sürekli başımıza bela oluyor. O zaman çok katılmadığımı söylemiştim. Çünkü ön elemelerin başımıza bela olmasının gerekçesi olarak sürekli kadro değiştiriyor olmamızı ben daha güçlü ihtimal görmüştüm. Bugün itibariyle geçen seneki büyük ölçüde takımla devam eden Fenerbahçe, büyük ölçüde geçen seneki takımla devam eden Trabzonspor'un zorlanmalarını görünce acaba Uğur haklı olabilir mi diye düşünmeye başladım. Bu ön elemelerle başımızın belada bu kadar olmaması için galiba ligleri biraz erken açmayı bir formül olarak düşünmemiz lazım diye düşünmeye başladım. Gerçi Avrupa Şampiyonası da vardı yani. Evet, yani nasıl onu bilmiyorum ama yani onun olmadığı zamanlarda ya da artık bunun bir sorun olduğunu, yani geçen sene mesela Galatasaray maçlarını hatırlasanız, çok kırılma anlarında hep Galatasaray lehine olmuştu oyun. Yoksa çok rahat olmayabilirdi Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne kalışı. Çok sıcaklara kalıyor bu sefer. Bunu planlamak evet. Ama yani bu bir mesele. Yani onu söyleyebilirim. Onun dışında hani genel şeyleri Fenerbahçe için konuşacağız. Tabii. Sen atıp kısa bir giriş dediğin için kısa bırak. Şöyle, kadro hemen hemen aynı kadro olsa da geçen seneyle alakalı ciddi bir oyunla ilgili bir değişiklik var. Daha önceki programımızda şunu anlatmaya çalışmıştım. Mourinho nasıl bir oyun oynatmak istiyor diye. Düdük çalar. Kadıköy'deki maçta Fenerbahçe rakip takımı boğar. Bir beklenti oluyor. Evet. Bunun böyle olmayacağını anlatmaya çalışmıştım. Daha dengeli bir oyun. Daha sakin bir oyun. Belli noktalar vitesinin artacağı bir oyun. Bunun temel gerekçelerinden biri de sohbet ederken bunu bilgi olarak aktarmışlardı. O bana da mantıklı geldi açıkçası. Önde baskı yapıp rakibi çıkarmamaya çalıştığında ya da taraftarın ya da bizim beklentimizi karşılamaya çalıştığında savunma arkasına verilen boşluklardan dolayı Fenerbahçe'nin çok canı yandı diye bir ifade kullandı bir yetkili. Ve bunun altında da şöyle bir örnek verdi. İşte küme düşen takımların gelip
Fenerbahçe'yi içeride yenmesi şampiyonluğa mal oldu. İşte örneklerle anlattı. Doğru. Bu yüzden bunlardan da ders çıkarak, hani Mourinho'nun karakteristik yapısı da zaten kolay gol yeme üzerinedir. Rakibe alan bırakmadan daha sabırlı, daha pas oyunu oynayarak, geriden oyunu kurarak rakibi üzerine çekip uzun toplarla, şimdi Nesiri'nin oyuna girdiğinde böyle bir katkısı olacak, uzun toplarla rakip kaleye hücum edebilir. Bu bir plan. Ama tabii ki zamanı geldiğinde 3. bölgede oynayacak. Bu bilgi üzerine sonra ben maçı izlemeye başladığımda, ama şöyle bir durum oldu. Fenerbahçe hiçbir rahatsızlık vermedi rakibe. Hani şunu anlarım, belli bölümlerde şimdi golü yedin ya, Allah korusun, hadi ben yükleneyim dediğinde iki yersin, kaos. Ki yiyordu. Ki yiyordu, bravo. Bunu anlarım ama çok rahattı Lugano. Hiçbir fiziksel temas yok. Hiçbir rahatsızlık verici bir durum yok. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin teknik direktörü Mourinho olmasa insanlar karamsar bir tablo çizebilir. Ama Jose Mourinho da şunu söyledi maçtan sonra. Bazı maçlarda rakibin de hakkını vermemiz lazım. Çok iyi hazırlanmışlardı. Daha iyi durumdaydılar. Tabii erken açmaları Şenolucu'nun da belirttiği. Tabii rakibi tebrik ediyoruz. Bu biz hani Fenerbahçe açısından baktığımızda onların hazırlığı, organizasyonu vesaire bunlar çok saygıdeğer ve söylememiz de gerekir aslında. Ama ben son dönemde hiç Fenerbahçe'yi Kadıköy'de rakibini rahatsız edemediği bir devre görmedim yani. Evet. Normal arkadan antrenman maçı yapar gibi. Bu geçiş sürecidir diye düşünüyorum. Mutlaka transferler gelir. Hocanın o... Ama şunu anlatmaya çalışıyorum özetle. Kadıköy'de maç izlerken ya da Fenerbahçe'yi herhangi bir yerde izlerken daha sabırlı ve sakin izlememiz gerektiğini ben... Bana söylenmişti bu. Böyle sürekli bir önde baskı, sürekli bir hücum, sürekli işte onu çıkarma, bunu çıkarma, ona bas, buna bas. Böyle bir şey olmayacağı söylenmişti. Ama bu da çok sakin. Yani aşırı sakin ve aşırı bir sabır gerektiriyor. Çünkü ilk yarı pozisyon yoktu yani. Peki detaylı konuşuruz. Aslında Jose Mourinho hocanın açıklamalarını bir dinleyelim basın toplantısında. Çünkü önemliydi açıklamalar. Her biri ayrı bir haber olarak konuşulabilecek içerikler. Ekranlara bir gelsin. Daha sonra biz de üzerine konuşalım. The atmosphere was really good. Atmosfer gerçekten çok güzeldi. İlk yarıda aslında takımın çok iyi gitmediği bir dönem vardı ki o tarz zamanlarda taraftarın çok ateşli olmasını beklemezsiniz. Ama bizi desteklemeye devam ettiler ki bu bizler için çok önemliydi. Sadece bir tane negatif bir konu vardı. O da bir iki aksiyonda spesifik bir oyuncuya bazı tepkiler oldu. Bu tarz tepkiler olduğu zaman biz bu tarz tepkilerin hepimize yapıldığını hissediyoruz. Çünkü biz bir takımız, yaklaşık 6 haftadır birlikte çalışıyoruz. Ve belirtmiş olduğum gibi bir oyuncuya reaksiyon gösterildiği zaman biz buna hepimize yapılmış gibi hissediyoruz. Tabii ki taraftara saygı duyuyorum. Bu futbolun bir parçası. Ama eğer onlardan bir şey isteme şansım varsa herkesi desteklemelerini istiyorum. Çünkü herkesi desteklemeleri demek, Fenerbahçe'yi desteklemek demek. Bugün harika bir atmosfer vardı, çok güzel bir atmosfer vardı. Aynı zamanda zemin de iyileşmişti çünkü kısa bir süre öncesine kadar zemin çok iyi durumda değildi. Kötüydü ama bugün zemin biraz daha iyiydi. Bu da iyi bir pas futbolu oynamamızı sağladı. Maç zor geçti bizim için. İlk şutta golü yedik ve genel sonuç 4-4'e geldi. Bizim için işler zora girdi ki Fred'i de çıkarmak zorunda kalmam bir oyuncu değişiklik hakkımı kullanmam anlamına geldi ki ekstra uzatmalara gitme imkanı olan bir maçta oyuncu değişikliği haklarınızı bu kadar çabuk kullanmak istemezsiniz. Daha iyi yönetmek istersiniz. Daha erken değişiklikler yapmak isterdim ama bir hakkımı erken kullandığım için birazcık daha idare etmek ve beklemek istedim. İkinci yarıda takımımız güçlüydü. 1-1'den sonra artık rakip takım bir reaksiyon gösteremedi ve maçın kontrolünü tamamen elimize aldık. Yedek kulübesinden gelen oyuncuların katkısı iyiydi. İsmail, Mert Müldür, Kahveci, bunların hepsi oyuna girdikten sonra bize katkı verdiler. Dün basın toplantısında bu bir hayatta kalma maçı demiştim ki içinde bulunduğumuz zor durum sebebiyle geçerli bu. Çünkü Avrupa Şampiyonası'ndan geç katılan oyuncular oldu. Ama bugün istediğimizi başardık ve hayatta kalmayı becerdik. Şimdi önümüzdeki maça hazırlanmak için bir haftamız var. Ben her maçı kazanmak istemiyorum. Ben tur atlamak istiyorum. Dolayısıyla bugünkü maç 1-1 bitmiş olsaydı da mutlu olurdum. Bugün kazandık ama benim sayemde değil.
Oyuncularımız sayesinde ve taraftarlarımız sayesinde bugün iyi bir takıma karşı kazandık. Onları da tebrik ediyorum çünkü bize çok fazla zorluk çıkarttılar. İyi bir hocaları var, iyi organize olmuş bir takım ve bugün de maç içerisinde, bugünkü maçta bazı dinamiklerini değiştirdiler bize karşı zorluk yaratmak için. Onlara Avrupa Ligi'nde iyi dileklerimi sunuyorum. Futbol roket bilimi değil. Oyuncuların hepsi birbirinden farklı, ennesli. Henüz takımla antrenman yapmadı, bireysel olarak yürütüyor çalışmalarını. Bugün Maximen oynamadı. Oğuz oynamadı, İsmail ve Kahveci kulübeden sonradan girdiler. Adım adım bu şekilde ilerliyoruz. Bir süre vermek zor, bunu söylemek zor. Ama şunu söyleyebilirim ki haftalar geçtikçe sürekli üzerine koyarak, gelişerek devam edecektir takım. Bugün de ilk sakatlığımızı yaşadık. Daha önce başımıza gelmemiştir. Fred bir problem yaşadı. Ne kadar uzun bizden ayrı kalacak bunu henüz bilmiyoruz. Göreceğiz ama tahminimce Fred'in önümüzdeki turda olmayacağını düşünebiliyorum. Lili henüz analiz etmedim. Tabii ki onları geçen seneden biliyorum ama çok fazla çalışmadım. Yarından itibaren buna başlamamız gerekiyor. Lili çalışmaya başlamamız gerekiyor. Sanırım yarın yaklaşık 2 saatlik havuz başında vakit geçirmeyi hak ettiğimi düşünüyorum. Öğle yemeği sonrasında ekibimle birlikte Lili çalışmaya başlayacağız. Türk takımlarının Avrupa'nın üst düzey liglerinde oynadıkları güçlü takımlara karşı maçlarda zorluk yaşamasını anlıyorum. Çünkü onlar iyi takımlar, üst seviye takımlar. Bir Fransız takımına, bir İngiliz takımına, bir Alman takımına oynadığınız zaman bu maçların zor geçmesi normal. Türk takımlarının birazcık kura şansının olması gerekiyor ki bu bizim için bu turda geçerli olmadı. Ama aynı şekilde Lille için de diyebilirim. Onlar için de şanslı bir kura almadı. Çünkü onlar için de Fenerbahçe kolay olmayacak. Livakovic bugün maçın 2-0'a gelmesini engelledi. Eğer o kurtarışı yapmasaydı maç 2-0 olacaktı ve o zaman 2 gol atmamız gerekecekti turu geçmemiz için. Dolayısıyla bugünkü galibiyette anahtar oyunculardan biri oldu bizim için. Krunic takımın aslında bugün en kötü periyodunda, en kötü oynadığı periyotta sahadaydı. Takım ilk yarıda iyi bir oyun sergileyemedi ve devrede bir oyuncu değiştirmemiz gerekti. Aslında sadece bir oyuncu değiştirmedik, mentalite değiştirdik, taktiksel bazı şeyleri değiştirdik. Ve ikinci yarıda İsmail, Mert ve Seb orta sahasıyla ilk yarıya kıyasla daha iyi bir performans sergiledik. Ama ben Krunic'in performansını bireysel olarak değerlendirmem. Çünkü belirtmiş olduğum gibi ilk yarıda takımımız iyi bir performans sergilemedi. Ama bunun sebebi de birazcık Lugano'nun iyi bir oyun oynamış olması. Bu tarz durumlarda dürüst olmanız ve rakibin de hakkınızı vermeniz gerekir. But I don't analyze Krunic performance. Evet, dediğim gibi birçok başlık var Jose Mourinho hocanın basın toplantısında konuşulacak ama sondan başlayalım Şenol hocam. Krunic soruları geldi, başta da geldi, sonda da geldi. Hoca hatta en başta sadece bir negatif konu vardı. Bir iki aksiyonda bazı tepkiler oldu. Bir oyuncuya reaksiyon gösterilince hepimize yapılmış gibi hissediyoruz. Taraftarımıza saygı duyuyorum. Ancak taraftardan bir şey isteme şansım varsa herkesi desteklemeleri dedi. Biraz Jesus Hoca'nın 6 ay için yaptığı korumanın başka bir hali gibi geldi bana. Tabii ama Krunic eleştiriler de var. Çünkü geçen senede, şimdiki başlangıçta da beklentiden çok uzakta. Belki bir konuşmak gerekir. İsmail ile girince oyunun nasıl değiştiğini gördük zira. Evet, yani hocanın Krunic ile böyle konuşmasını son derece doğal ve normal karşılıyorum. Ekran başında kalkacak futbolcusunu kamuoyunun önünde kötüleyecek bir hali yok. Son derece deneyimli ve tecrübeli hoca. Böyle konuşması normal. Ama muhakkak maç analizini yaptığında herkesin gördüğünü o da görecektir. Ben bir ara maç içerisinde yani Krunic yerine acaba Bartu olmaz mı dedim. O da aklımdan geçmedi değil. Ama bu performansını muhakkak hoca değerlendirecektir. Bir de unutulmaması gereken bir şey var. Şu an hali hazırda şu dönem hazırlık döneminin devam ettiği bir dönem. Doğru. Ve hatta işte biraz önce arkadaşlarıma sordum. Yani maçlar 30 Ağustos'ta başlayacak. Siz bunu bir 4 haftada yani Ağustos'un sonuna kadar götürün. Burada Avrupa Kupası maçlarından dönen futbolcular var. Dinlenmemiş futbolcular var. Yeni transfer edilen futbolcular var. Bunların hepsinin takıma katılmasıyla beraber yaklaşık 28-29 kişi olacaklar. Ve bunların hep beraber antrenman yapması ve daha takım halinde fit bir duruma gelmeleri Ağustos'un sonuna doğru olur. Ama tabii Erdal aslında çok güzel bir konuya değindi. Maalesef bu dönemde bir eleme maçları oynanıyor. Şimdi koca söyledi. Livakovic'in kurtardığı golden toptan bahsetti. Olası 2-0 yenik duruma düşseydi maçı çevirmesi daha zordu. Psikolojik olarak daha zor. Bir de seyirci Krunic'den başlamak üzere dönebilir. Çünkü maça giden seyirci hepimiz gibi beklentimiz çok yüksekti. Yani
Lugano'nun bu dirençli, temaslı futbolunu görünce hani Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durumu tahmin ediyoruz, biliyoruz. Dolayısıyla o zaman hani daha normal bir yorum yapıyoruz ama beklentimiz hakikaten çok yüksekti. Burada onun için bireysel performanslar biraz dikkat edecekti. İşte İsmail Yüksek gibi, Çiko gibi, Ceko gibi. Ama onun dışında özellikle işte İsmail'in ve Mert Hakan'ın girmesi, orada hoca da söyledi, bir mental değişiklik tabii ki. Hatta duran top orada Szymański ile herhalde diğer tarafta, yani bir rakip defansı aldatıcı bir koşu yapıldı, çekildi, sonra Mert Hakan ortaladı Ceko'ya doğru. Ceko da zaten fiziksel özelliğini kullanıyor. Peki böyle geçen sene böyle çok gol atmıştı. Tabii o ilk gol takımı farklı bir duruma getirdi. Tabii. Dolayısıyla ondan sonra hani daha net gol pozisyonuna girdiler. Livakovic ikinci devre neredeyse top gelmedi gibi. Dolayısıyla işte yani hoca hani birbirine razıyım, tur atlamaya razıyım derken hiç tahmin etmediği bir anda İrfan Can'ın ikinci direğe müthiş bir ortası, Fred için düşürmesi, Szymański'nin bomboş kole gol atması, son dakika daha iyi olsa Fenerbahçe'ye turu geçti. Yani evet, bu maçtan çıkartılması gereken konular var, dersler var. Umuyorum ki hoca havuz başından döndükten sonra ekibiyle beraber. İki saat dedi. Evet, yani bu gün. Bundan en iyisini muhakkak yapacaktır. Yapması da gerekir. Çünkü ama tabii işini kolaylaştıracak futbolcular da katılacak. Fiziksel olarak daha iyi dönecekler. Ve dediğim gibi yani Ağustos'un sonuna doğru, ama tabii ortada bir Lille maçı var. Yani bu kadar kolay olmayacak. 10 Ağustos haftası bu arada hocam. Evet, yani kolay olmayacak. Umuyorum ki 10 Ağustos'a kadar işte hepsi oyuna kadar, Maxim katılır, El Nasri katılır. Yani zorluk dediğiniz daha yüksek olacağı kesin. Fenerbahçe'nin 6 değil mi? Yok şey. Ligi 9-10 Ağustos ya. Fenerbahçe'nin Lille maçı 6 Ağustos. 6-10 şey işte yani, hem Avrupa hem de Süper Lig başlıyor. Dolayısıyla zorlu haftalara başlayacak. Ama bu futbolcuların katılmasıyla hocanın eli daha rahatlayacak. Ama senete de katılıyorum. Oyun anlamında yani daha biraz önce söyledim yani kat etmesi gereken yol var. Oyun biraz sıkıntılı. Onun oturması lazım. Özellikle defansif bölgede. Yani ilk maçta da söylemişti. 3 gol atmak hiç hoşuma gitmemiş demişti. Yani bugün de muhakkak gol yemesi hocanın hoşuna gitmemişti. Bir de acayip ama acayip denk geliyor ya. Bugünkü gol de tam 90'a gitti. Hakikaten ama tabii bir baskı da oluştu yani o sırada, ondan sonra. Çok acayip yere gitti ya. Kimse kolay kolay çıkaramaz, onu da söyleyeyim. Ama şimdi mesela o gol, özellikle o golden önce rakip takıma çok geniş alanlar bırakıldı. Yani o gol olmadan önceki topun gelişini izleseniz, evet, çok bir baskı görmeden rakip takım topu Fenerbahçe'nin yarı sahasına getirdi. Ve Fenerbahçe futbolcuların aralarındaki mesafeler çok olduğu için temaslı futbolu oynamakta çok geç kaldılar. Dolayısıyla ta 6 pasa kadar geldiler. Hatta Ciku topu çıkartayım derken çıkartamadı. Uzaklaşma topu türlü. Dolayısıyla bence düzeltilmesi gereken konular orası değil. Topun kendi ceza sahasına gelmeden önceki hem aldığınız pozisyon hem de rakibe bu kadar geniş alan bırakmamanız lazım. Yani Fransa takımına karşı böyle bir geniş alan bırakırsanız ve temassız futbol oynarsanız o zaman işiniz bayağı zor. Tabii ama Erdal abi bir yandan da hala hazırlık dönemi, Şenol Hoca'nın da söylediği gibi. Yani hocanın sistemine alışıyor takım, hoca takıma alışıyor ama işte bir yandan sanki olmayacak diye daha en baştan karar verdiğimiz kurum içi durumu var gibi gibi başlıklar da var. Ya hani her sene hocanın sistemi değişmeli mi, ondan emin değilim. Yani çünkü her sene sistem değişince bir önceki yılın birikiminden yeterince faydalanamıyorsunuz. Misal geçen yıl, ondan önceki yıl, ondan önceki yılın yarısından itibaren Fenerbahçe'nin hücum organizasyonlarını belirleyen iki ana faktör var değil mi? Solda Ferdi, sağda Osayi. Sol bek olarak Ferdi. Ferdi sol bek olarak savunmadan çok Fenerbahçe'nin hücumlarını şekillendiren bir adamdı. Sol açık olarak öyle değil. Niye? Doğru. Çünkü Ferdi sırtı dönük topu alıp öyle Tadiç değil Ferdi. Ferdi tam tersi topu önüne alıp, rakibi önüne alıp alan bulup topla kat eder ettiğinde çok yani geçen sene mesela teknik direktörler şunu düşündüler. Ya Ferdi'yi iki kişiyle kapatalım, hiç topu çıkaramasın. Çünkü Fenerbahçe geçen sene büyük ölçüde rakip sahaya Ferdi'yle ve yürüyerek ya da biraz koşarak diyelim gidiyordu. Bugün ondan istifade edemediniz. Mesela ilk maça göre üretkenliğinin daha az olmasının sebebi bile olabilir bu. Düşünüyorum neden. İlk maçta Fenerbahçe daha üretkendi. 3 gol yedi ama üretkendi yani. Bugün
İlk yarı pozisyon üretmekte çok zorlandı Fenerbahçe. Evet. 45. dakikada falandı. 44. dakikada ilk pozisyon vardı. Onu da Ferdi atıyordu zaten. Bu bir. İki, milli takım için konuştuğumuz İsmail gelmeden o sertlik olmuyor cümlesini korkarım. Bugün itibariyle en azından, yani bu iki maç itibariyle Fenerbahçe için de kurmamız gerekiyor. Yani İsmail olmadan o sertlik olmuyor. Yani Fred'in sakatlık meselesini bilmiyorum ama Fred çıkana kadar da hani o sertliği gösterdi mi çok emin değilim. Göstermedi. Evet. Göstermedi değil mi? Yani hani daha ben Fred'in şey mutlak cümleler kurmak istemiyorum. Sakatlığı da önemli olabilir. Yan bağlar o garanti. Öyle mi? Bilmiyorum. Garanti yan bağlar. Yani yüz ifadesinden çok belli. Bir sızlanma var. Yan bağlar o kadar hassastır ki böyle esnada. Yani sanki böyle bir iğne batırırmışçasına ayağınız acır. Onun tedavisi de yani fizik tedavi olacak ama nereden baksanız bir ay. Bizim almadığımız sonraki toplantıda mı söylendi bilmiyorum ama Mourinho'nun bence ilginç bir söylediği cümle var. Bu arada hocanın basın toplantıları keyifli, net. Tamam, burada çok bu net. Araya gireyim. Ayrı izlerim. Ben net. Kuruma girdiğimde siz içerideydiniz yani benden önce gelmiştiniz. Girdiğimde sizi gördüğümde ikiniz de koltukta. Jose Mourinho basın toplantısını maç izler gibi izliyordunuz. Hani çok, bunu da çok, yani bu benim hani hemen yaptığım ilk tespit çünkü bir hocanın maç toplantıları çok, maç kadar evet. ilgi çekiyor. Hani buna da bir ek yapmak çok istedim. Çok net konuşuyor mesela. Çok net. Yani çok iyi bir şey. Her konuya cevabı çok net. Hayal satmıyor. Şey değil yani muğlak ifadeler yok. Yok. Mesela şey dedi yani Lille'ye hiç bakmadım dedi. Yarın bakacağım. Çok çok net. Ve doğrusu da odur zaten. Önce bu maç bitecek ondan sonra Lille'ye bakacaksın yani. Şöyle diyebilirdi. Şöyle oyuncuları var, böyle oyuncuları var. Şimdi öyle söylerse Mourinho olmaz. Eyvallah. Yani şey diyecektim abi. Çok tecrübeli bir teknik adam. İlginç bir cümle söyledi. Çok geniş değil, biraz daha dar kadrolu. Seçimli. Plaşta o galiba abi. Değil mi? Evet. Sen o cümle üzerine konuş. Ben de onu düşünüyordum yani. Böyle çok geniş kadro, 23 kişi onu çıkar ötekini koy. Ben öyle takım çok görmüyorum Avrupa'da ya. Az sakatlanan 16-17 kişilik bir kadro daha. Sen Sergen Yalçın'ın kadrosunu hatırlayın şampiyon olduğunda. Çok geniş bir kadro muydu o yani? O fazla dardı ama. Ama sakatlık vermedi. Sakatlık vermediğin sürece öyle kadrolar bence çok daha ideal. Çünkü orada bak abi lafını balla kestim. Abu Bakar bir çıktı denklemden şampiyonluk gidiyordu yani. Şampiyonluk gidiyordu. O fazla dardı. Hani o söylediğini önemsiyorum ben de. Yani bu kadar ya her mevkiye 4 alternatif, 5 alternatif aynı verimi vermez. Ya ben öyle bir takım bilmiyorum dünyada. Gerçekten bilmiyorum yani. Şimdi oradan sana da geçelim. Yani aynı mevkide yani Liverpool'un şampiyon olduğu Klopp'la seneyi düşünüyorum şimdi. Her mevkinin 3 alternatifi mi vardı yani? Yok. Buna cevap vereyim mi müsaadenle? Lütfen abi. Yani kadronuz 28 de olsa, 30 da olsa. Sağda 11 kişi olsa. Siz teknik adam olarak 16 kullanın. Bravo. 17 evet. kullanın. Evet. Önemli olan bunu hissettirmeden takıma o rekabeti %100 yaymak. Ama siz tercihinizi teknik adam olarak maçın gidişatına göre tabii ki yapacaksınız ama yani genel anlamda söylüyorum 16, 17, 18 neyse orada sınırlayabilirsiniz. Doğru. Ama onu hiç hissettirmeyeceksiniz futbolcuya. Sesli. Futbolcuya şunu yani seni oynatmayacağım mesajı verirsen o başka bir problem. Evet. Yani o bir takıma bir sirayet eder. Hiç kimseden performans alamazsın. %100 oynayacakmış gibi o hissiyatı ver ama gene tercihini sen Erdal'ın söylediği gibi yani çok kafa karıştırmayacak şekilde 16, 17, 18'de neyse onunla git. Peki bu algımızı buyur abi. Niye bu kadar geniş kadrolar kurmak zorunda hissediyoruz kendimizi? Sesli soruyorum kendime. Ben de sesli düşünüyordum. Bu algımızı biraz Jorge Jesus bozdu bence bizim. Oyuncu sayısı ve kullanım personeli anlamında. Olabilir. Çünkü bir takımı çıkar, hafta içi başka bir takımı neredeyse koy. Öyle başlamıştı. İyi de gidiyordu. Oraya kadar gitmişti hiç bir ara. Bu kadro şöyle, bu kadro şimdi hoca değiştiği için bu kadro geçen senenin kadrosu daha hocanın transferi. Bugün onu gördük evet. Yani hani bu genişliğin sebebi de hoca değişmesi. Yani belki İsmail Hoca devam etse bu kadar geniş bir kadroda. Ondan önceki sene de öyle demişti İsmail. İşte hoca, yani. Aslında yine senin dediğin noktaya geliyor. Hoca değiştiği için bir daha Jesus sistem başka ona göre oyuncu. İsmail Hoca başka ona göre oyuncu. Dolayısıyla ama kadro kaliteli yani. Geniş evet, geniş çok geniş ama kaliteli yani. Yani şimdi, şöyle söyleyelim. Şimdi bu Dzeko'yu yedek bırakmak zorunda kalabilirsin. Onu zaten ayrı konuşalım. Yani konuşmayacağız bunu yani. Onu ayrı konuşalım istiyordum. Biraz tabii ki sağ açık oynattın. İrfan Can'a yer arayacaksın. Yeni transfer var. Çok önemli bir oyuncu. Sen Oğuz. Maksimin. Hayır Oğuz. Bak. Belli ki Maksimi sol düşünüyor. Sol, ben öyle tabii. Anladım. Yani. Tabii, tabii. Sonuçta Real Madrid'de bu tercihleri yapmış bir teknik adam olarak çok zor tercihler yapmış. Inter'de yapmış, Tottenham'da yapmış, United'da yapmış bir teknik adam olarak. Hani burada da
bu tercihleri ben çok rahatlıkla yapıp yöneteceğini düşünüyorum. Hocanın söylediği tecrübe konusu burada devreye giriyor. Yani dünyanın en büyük kulübünde bu tercihleri çok rahatlıkla yapıp Genelde yoldaş şöyle oluyor bir teknik Serap. adam yani. İşler yolunda gittiğinde bu kadro çok verimli oluyor. Fakat işler biraz yolunda gitmezse takım içinde bir sürü huzursuzluk sonradan öğreniyoruz biz. Ama Değil şöyle mi? Sonradan öğreniyoruz. Meğer o onunla konuşmuyormuş. Ben tüm ama takımlar için Erdal söylüyorum. abi şöyle bir şey var. Gazeteci olarak sen çok iyi bilirsin ki şampiyonla hocam da eski bir futbolcu olarak teknik adam olarak aynı zamanda. Yani Ya şöyle Erbatur bilmiyorum yani. yok Onu gazeteci olarak tarafından yok kurtardım. Yok Erbatur ya Erbatur. biraz şey yapayım dedim. Çok çok Yani ciddiyiz ya bir evet şey saat olarak itibariyle. şimdi lider giden takımda sanki her şey dört dörtlük gibi Sunulur. oluyor. Sunulur. Değildir tabii. Yani hiçbir yerde dört dörtlük bir tablo yoktur. Ama ne zaman ki düşersin o zaman hani Bütün puan sorunlar ortaya çıkar. yani Aa neler varmış Manchester abi. City'de de ben dört Ha. dörtlük olduğunu Yok canım deli düşünüyorum. misin ya? İnsan Real yolunda Madrid'de yerde. de dört dörtlük değildir. Tabii canım. Dolayısıyla işte maç kaybedilir. Aa işte Erbatur'la işte Erdal konuşmuyormuş. 18-35 Olur yaş arası yani. gençlerin olduğu 30 kişilik bir yerde sorunsuz Ama insan işte olduğu bir yerde. bunu yönetecek bir patron var mı orada? Bence var yani.